Avukatlarıma, buraya gelen ve dışarıda bekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem dokunulmazlık hem sorumsuzlukla ilgili ciddi usulsüzlük iddialarımız var. Bunların tutanağa geçmesini istiyoruz. Duruşmada sanık sıfatıyla, tutuksuz olarak yargılanıyor olmama rağmen tutukluluk koşullarında savunma yapıyorum. 14 aydır ilk defa hakim karşısına çıkıyorum. Bugüne kadar 20'den fazla dava dosyasında tek bir defa bile hakim karşısına çıkmadım. İlk defa hakim karşısında doğrudan savunma yapıyorum. Üçü mahkemeniz tarafından olmak üzere toplam 97 duruşma yapıldı. Bunların çoğu ya gıyabımda gerçekleşti ya da sekbis dayatması yapıldı. 20 civarında sekbis ifadesi alınması da yatıldı. Şimdi iddianamenin okunamayacağına dair doğrudan yüzüme karşı suçlanamayacağıma dair iki temel iddiamız var. Bunlardan birincisi, dokunulmazlığın halen devam etmesidir. İkincisi ise, anayasanın 83 bölü bir maddesiyle düzenlenen yasama sorumsuzluğu. Bu ikisine dair ara karar vermenizi isteyeceğiz. Bir milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının usule uygun kaldırılması gerekir incelemenin de savcılık ve mahkeme tarafından yapılmış olması lazım. Şimdiye kadar açılan hiçbir kovuşturmada mahkeme bu denetimi yapmadı. Maalesef AYM'ye başvuru da yetersiz, imza nedeniyle usulden reddedildi ve dokunulmazlığın geçici olarak kaldırılmasını düzenleyen anayasa değişikliği hayata geçti. Anayasanın ilgili maddesinde meclisin kararı olmadıkça denir. Yani dokunulmazlık ancak bir yasayla kaldırılır. Anayasa değişikliğiyle kaldırılamaz. Eğer hakkımızda bir meclis kararı olmadan dokunulmazlık kaldırılma işlemi gerçekleşmişse, bir meclis kararı olmadığı için dokunulmazlığın kaldırılması usulüne uyulmamıştır. İkincisi, dokunulmazlık hususu iç tüzükte de düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, normlar hiyerarşisi açısından anayasaya denk bir metindir. O nedenle meclis iç tüzüğünde yapılmamış her işlem anayasaya aykırıdır. Bizlerin dokunulmazlıkları kaldırılmadan önce hangi işlemlerin yapılacağı iç tüzükte de açıkça kayıtlıdır. Neden bu kadar detaylı düzenlenmiştir dokunulmazlık hususu? Parlamenterler herhangi bir yargısal baskı altında kalmasın diye, yürütmenin baskısıyla uyduruk soruşturmalarla meşgul edilmesin diye tezkereler TBMM'yi meşgul etmesin diye tüm aşamalar sıralanmıştır. İkinci nedeni ise milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması sırasında kendisini savunma hakkı verilmesidir. Dokunulmazlık, Fransa'dan gelen 230 yıllık bir müessesedir. Milletvekili kendiliğinden bile bu haktan vazgeçemez. Yapılması gereken işlem şuydu. Her bir milletvekilinin her bir fezlekesinin karma komisyona sevk edilmesi, hazırlık komisyonu oluşturulması, hazırlık komisyonunun her milletvekilini dinlemesi, soruşturma ciddi midir bakması ve en önemlisi bu fezleke dokunulmazlıklara dair bir eyleme dair mi yoksa kürsü dokunulmazlığına dair mi? 3 4 farklı savunma fırsatı sunulmuştur milletvekillerine. Genel kurulda da milletvekillerinin savunma hakkı vardır. Her fezdeki için süre konulmaksızın savunma yapılabilir. Amaç kamuoyunun gözü önünde milletvekili neyle suçlanıyor, alenileşsin, milletvekili yargı huzuruna çıkacaksa kamuoyu bu konuda bilgi sahibi olsun. Yine her fezdeki için savunma hakkı, yargılanmanın ilk aşamasıdır. Yani savunma hakkı burada başlamaz, mecliste başlar. Dolayısıyla savunma hakkımız ihlal edilmiştir. Yine iç tüzüğe başvurulmuş olsaydı, her milletvekili başvuru hakkına sahip olacaktır. Düzenleme anayasa değişikliğiyle yapıldığı için, 110 vekille AYM'ye başvuru gerekecekti ve yapılan değişikliğin anayasaya aykırı olduğu, savunma hakkının ihlal edildiği şeklinde AYM'ye ya da yerel mahkemeye başvuracaktık. Önümüzdeki tek imkan yerel mahkemenin bu durumu ciddiye alarak AYM'ye götürmesidir. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılırken, dönem sonuna kadar kaldırılır. Kaç fezlekeden dokunulmazlığı kaldırılacaksa, dönem sonuna kadar kaldırılır. Milletvekili yargı merciğine gittiği aşamada dokunulmazlığı olmaması lazım. Eğer dokunulmazlığı varsa, yargı mercileri hiçbir işlem yapamaz. Bu nedenle dönem sonuna kadar kaldırılır. Kaldırılmamışsa ciddi bir hata vardır. Burada bir ucubelik var. Biz 83. maddenin tümden kaldırılmasını istiyoruz. Ama iktidar milletvekilleri kendilerinden korktuğu için HDP'li milletvekillerine hedef göstererek açık bir siyasi sistem tesis ettiler ve yanlış tesis ettiler. Size sormak istiyorum, benim şu anda dokunulmazlığım var mı, yok mu? Dokunulmazlığım var. Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var. Örneğin mahkemeye hakaret etsem yapabileceğiniz tek işlem fezleke düzenleyip meclise yollamak. Ben şuradan kaçmaya çalışsam kimse bana dokunamaz. Dokunulmazlığı geriye doğru kaldırdılar. Dokunulmazlık geleceğe doğru kaldırılır. Beni ve arkadaşlarımı alelacele uyduruk hukuk tarihi açısından da siyasi tarih açısından da rezil bir düzenleme yaptılar. Bunu da Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop Meclis kulislerinde itiraf etti. Biz bunun anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama genel başkan istedi, biz de alelacele bir şey yaptık dedi. Bu tür uyduruk iddianamelerle muhatap olmayalım diye dokunulmazlık var. Eğer anayasaya aykırı bir işlem tesis edilmişse, bunun denetlenmesi lazım. Bunun denetlenmesinin biricik yolu da sizin bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne götürmenizdir. Bir başka husus, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adaydan biriyim. Böyle bir dosyada asliye ceza hakimi ne yapsın? Bu kadar ağır yükün ağır cezalara, asliye cezalara atılmaması lazım. Nasıl, MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanı yüksek yargıda yargılanıyorsa, milletvekillerinin de üst mahkemelerde yargılanmasına dair AYM'ye konuyu taşımanızı talep ediyorum. Bu konuda ara kararınız açıklandıktan sonra savunmamıza devam edeceğim. Not: Duruşma Demirtaş'ın mahkemenin ara karar vermesi talebinin değerlendirilmesi üzerine 17 Mayıs 2018 tarihine ertelendi. 12 Ocak 2017